Evet. Tekrar hoş geldiniz. İşte ailemiz tamamlanmış oldu böylece. Allah Popstar Türkiye'yi nazardan saklasın, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü bozmasın diyoruz. Ve hemen Garo Mafya'na dönüyoruz. Acaba neler düşündünüz Doğanay'ın yorumu için? Doğanay her tip parçayı rahatlıkla yorumlayabilen bir solist. Doğanay sahnede her türlü şovunu yapan bir solist. Doğanay her tip her şeyi doğru yapıyor bana kalırsa ve keyifli yapıyor. Kendi tarzı olur, kendi tarzı olmaz ama içine ciddiyetle asılan birisi Doğanay. Ciddiyetle asılan ve çalışan, işini ciddiye alan ama alçak gönüllü bir kızcağız Doğanay. İnşallah kendisini iyi olacaktır. Bunu söylerim. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlardan rica ediyorum buradaki monitörleri de açalım, biraz daha rahat duyalım jüri üyelerimizi. Gelişmeni zevkle izliyorum dedi özet olarak. Hiçbir şey duymadım da o yüzden. Sonra ben sana tercüme ederim, kızı merak etme. Ama beğendi, ben onu sana tamam, söyleyeyim. Tamam, teşekkürler. İbrahim Bey, şöyle bir nefeslendiniz mi? Hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk, saygılarımı iletiyorum. Arkadaşlarımdan özür dilerim ilk başta ve insanlardan özür dilerim. Gerçek anlamda niyetim hakikaten gelmemekti. Çünkü işlerimi yapamıyorum. Çok aksıyor. Her şeyim aksadı. Yani olay burada herhangi bir insan değildir. Burada yarışmada olan bir kişi değildir. Bu kesin ola ki böyle biline. O açıdan değildir. Aslında bahane arıyorum yani, onu söyleyeyim. Kaçmak için bahane arıyorum. Ama arkadaşlarımla görüşmemde yani çok mahcup da oldum. Yani yarı yolda da insanları bırakıp gitmek biraz karakter yapıma ters. Bilmiyorum. Evet, eksikliğinizi hissediyoruz biz de zaten. Hayır. Herkes burada ayrı bir değerdir. Muhakkak. Benim için. Hangi jüriyeniz olursa olsun çok, ayrılsa çok üzülüyoruz ama... Kızımız çok güzel. Yani dansı bilhassa çok güzeldi. Nereden izlediniz derseniz. Ben geldiğimde arkadan televizyonda izledim. Arkada kamera var. Şeyin arkasında, sahnenin arkasında. Yani zaten iyi bir sese sahipsin. Bugün de türküler var. Biraz parça da aksak bir parça. Yani şeyin dışında, yani pop şarkıların dışında. İyi. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten böyle güler yüzlü görmek de sizi ve tüm jüri üyelerimizi çok mutlu ediyor bizi. Böyle siz sinirlenince, üzülünce, yıpranınca... Benim enerjim şu anda çok iyi. Yalnız enerjisi bozuk olanlar var. Sol tarafından başlarsak, beyden başlarsak... Öyle çakıldı kaldı böyle. Siz geldiniz diye mi hocam? Seyfi Bey. Buyurun. Çok da şıksınız. Tabii ki yokluğunuzda büyük üzüntü duyuyoruz. Sayın Zamparator, pardon imparator. Ay affedersiniz. Hoşuna gitti ağzı kulaklarında. Dünyada zamparalık yapmak hoştur. Yalnız, öyle mi diyeceğiz yani? Yalnız bir atasözü vardır. Hayret bir şey ya. Bir atasözü vardır. Siz esprik yaptınız. Bir atasözü vardır. Acele giden öküz harmana pisler. Fazlası fazladır. Bunu balanse et. Karar ver. Geçen hafta ayı dedin. Bu hafta öküz dedin. Sana, ben sana daha bir şey demedim. Atasözü diyorum sana. Ben sana acele daha... gider. Pardon özür dilerim. Ben size daha bir şey demedim. Aman efendim. Hürmetler. Ne demem istersiniz? Nasılsınız? Pijamanın üstüyle gelmişsin. Bunu da yazıyorum. Yok bunu da hediye demek istiyor herhalde İbrahim Bey. Her yattığın yerden bir şey alıp geliyorsun. Yok yattığım yeri yok. Gece, Allah razı olsun. Evet buyurun abi. Dinleyin. Seyfi Bey, Doğanay'ı nasıl buldunuz? Efendim Doğanay için bir şey söyleyeceğim. Ya ben de kalkabilirmişim demek ki, sakat değilim. Ve Seyfi Dursunoğlu sahnede. Alkışlarınızda. Evet, size bu türküyü kim öğretti bilmiyorum. Ama yarısını öğretmiş, yarısını öğretememiş. Evet, müsaade eder misiniz? Tabii. Anlam var mıydır? Şaşırdı, orkestra şefi şaşırdı. Babam var mıydır? Seni vahmet ettiler, aslı var mıydır? Hamura başa, siyaskota, kaydalar suya,
reis tümenek. Kalkın tayfalar, geldik Batum'a yavrum, indik Rize'ye. Geldik Batum'a yavrum, indik Rize'ye. Anani nanay, nanani nanay. İşte bu böyle. Bunun devamı böyle. Nece bu? Bunun devamı, şarkının devamı bu. Türkçe gibi gelmedi ne? Türkçe bu. Anan var mıdır, babam var mıdır? Seni bağımet ettiler, aslı var mıdır? Hamura başa, siye skota, gaydalar suya, reis dümene. Amerika'da unuttun Türkçeyi galiba. Vallahi mı Türkçe bu? Çok teşekkür ediyoruz. Tamam, öyle öğreneceğim. Skala. Seyfi Dursunoğlu Türkiye'nin yeni popstarı olsun diyorsanız cep telefonlarınıza 114 yazıyorsunuz, 2955'e gönderiyorsunuz. Deniz Hanım. Çok yakışmış şarkı. Yani senin repertuarında sahnende söyleyebileceğim şarkı ama ben senden türkü dinlemek istemem açıkçası. Ya sen daha böyle batılı olduğun için tipinle, tarzınla, sesinle hafif böyle detone oldun ama çok çok güzel taşıdın onu. Hareketlerin çok estetikti. Zaten fiziği mükemmel. Teşekkür ederim. Ben ikinci şarkıyı merak ediyorum. Sürpriz geliyor. Çok teşekkür ederim. Bir şey daha açıklayayım, bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Bugün geldim. Türkiye'ye bugün indim. Bana ajanstan şey geliyor. Günlük gazetelerde köşe yazarları, normal sayfalarda çıkan yazıları hep biriktirip bana. Önüme aldım. Yemin billah ederim. 28 senedir İbrahim Tatlıses'im kendime göre. 28 senede ben hayatımda bu kadar çok köşe yazarı, meğer ne kadar köşe yazarı varmış onu öğrendim. okuyorum bitmiyor. Okuyorum bitmiyor ama. Biri yere çarpıyor, biri kaldırıyor, baş tacı yapıyor, biri göksüne gül diye takıyor, biri şey diye atıyor. Böyle bir şey görmedim ben, enteresan. Ama ne olursa olsun, merhum rahmetli, Allah mekanını cennet etsin inşallah. Zeki Müren'in bir lafı vardı. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Yoktur. Yani bize iyi yazdıkları zaman iyi de, kötü yazdıkları zaman kötü mü? Hayır. Sağ olsun, hepsine teşekkür ediyorum gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Doğanay'ın Türkiye'nin yeni popstar olmasını istiyorsanız cep telefonlarınıza 105 yazıyorsunuz ve 2955'e gönderiyorsunuz. Almanya'dan mesaj gönderenler için 87-777. Doğanay'cığım tebrik ediyoruz. Sıcak odaya dönüyoruz. Bay bay Türkiye. Doğanay'ın aday numarası 105. Eğer Doğanay'ın Türkiye'nin yeni popstarı olmasını istiyorsanız mesajlar 2955'e, Almanya'dan mesaj gönderenler için mesaj numarası 87-777. Ve sağ tarafımda yine çok güzel bir hanımefendi Sezen. Sezen'cim bir hafta nasıl geçti birincilikle? Artı bir sorumluluk eklendi mi üstüne? Ben öncelikle bana bu mutluluğu yaşattıkları için herkese teşekkür ediyorum. Şöyle bir sorumluluk getirdi bana bu hafta. Birinciliği taşımak biraz zor. İnşallah böyle devam ederim. İnsanlar bir şeyler bekliyorlar benden. Ben de onlara layık olmaya çalışırım inşallah. Bu akşam söyleyeceğin türküyü ben her dinlediğimde biraz içim hüzünleniyor. Biraz buruk bir türkü. Senin için de özel bir anlam ifade ediyor mu? Kara tren değil mi? Aynı şekilde benim de içim çok buruluyor.